Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. İnternete baktığınızda benim bazı böyle kelepçeli fotoğraflarımı görüyorsunuz. Bununla ilgili ben size bir açıklama yapmak zorundayım. Çünkü gerçekten bana karşı hüsnü niyet ve hüsnü zan besleyen kardeşlerimin kafasındaki bir takım soruları ve sualleri onlara açıklamak zorundayım. Olay aynen şöyle oldu. Sene 2008, ben bu işlere yoğun bir şekilde başladığımda, dolayısıyla tabii fala ve büyüye karşı insanları uyarmaya biz başladık. Ve bu konuda büyücülere, şarlatanlara ve falcılara gitmemesini uyardık. Ve bunu büyümusallak.com internet sitemde yoğun bir şekilde bunu insanlara anlatmaya başladık. Ve bu olaydan rahatsız olan büyücüler ve falcılar benim hakkımda bir tuzak kurdular. Tuzak aynen şuydu. Hasta rolünde birisini bana getirecekler ve benim döverek cin çıkardığımı ispatlayarak beni cezaevine kapatmaktı. Nitekim olay aynen şöyle gelişti. Bir televizyoncu olduğunu bilmiyordum tabii o zaman. Birisi aradı, benim dedi hocam bir hastam var. Bu konuda sizden yardım istiyoruz. Ben dedim gelin kardeşim, biz elimizden gelen yardımı yaparız. Geldiler. O zaman ben tabii spor salonu işletiyorum. 25 yıllık bir antrenörlük geçmişim var. Spor salonuma geldiler ve dediler ki hocam böyle böyle bir hastamız var. Ben kişilere şöyle baktığımda dedim ki bunlar ya polis ya televizyoncu. Aynen yani samimi kalbimle söylüyorum bunu hissettim. Ve şöyle düşündüm, her ne olursa olsun gerçekten bir tezgah ve tuzak için bana geldilerse zaten seansta açığa çıkacak ve ben bunları göndereceğim. Yani niyetim buydu. Bu konuda sordukları sorulara gayet makul ve mantıklı bir şekilde cevapları verdik. Ve dedik hocam hastamızı seans alır mısın? Alayım tabii kardeşim dedim, oturttum. O zaman tabii benim büyük bir vücut geliştirme makinem var, makinenin üzerine oturttuk. Ve ben bir dua okudum buna. Dua okuduğumda kişi sallanmaya başladı, kasılmaya başladı. Ve malum soruyu sordum. Neden o bedendesin? Ve kişinin vücudunda bir cin devreye girdi. Ve bu girme esnasında bunlar tabii şok geçirdiler. Bir tane deşifrenin kameramanı olduğunu öğrendiğim kişi. Daha sonradan o seansta. Ve spiker olan kişi de gizli kamerayla kravatından bizim seansı çekiyor. Neden o insanın bedenine girdim dediğimde, bu işte bu dedi benim üzerime bevletti, bu nedenle girdim. Kaç yaşındasın diye sordum, 600 yaşındayım dedi. Ve kişinin lisanında konuşmaya başladı. Ve gizli kamerayla çeken spikere şunu sordum, dedim ki arkadaşım dedim numara mı yapıyor, yoksa gerçekten vücudunda bir cin var, bu konuşuyor mu şu an dedim. Hocam dedi biz bilemeyiz dedi, böyle bir an korktu. Hatta kapıda da şoförleri vardı, yaşlıca bir adam. İsterseniz dedim buyurun siz de sorun, yani eğer numara yapıyorsa söylesin. Veya gerçekten bir cin bedenindeki konuşuyorsa da bunu siz de görüyorsunuz dedim. Ve yaklaşık bir saate yakın ben onu kişinin vücudundaki cinle aynı diğer izlediğin seanslarda olduğu gibi konuştum. İnsanlık tarihi boyunca şeytanın musallatı ile ilgili bir takım mevzularla konuştuk. Seansın sonuna yaklaştığımızda bana böyle ağzını yamultarak bir hareket yaptı. Ne oldu dedim. İblisin sana selamı var dedim. Ve yüzü çirkin bir hal aldı. İblisin sana selamı var dedikten sonra o çirkin halden sonra alaycı bir tavır sergiledi bana. Bir hakaret tarzında, yani böyle karşıdaki insanı tahrik eder ya, o tarz bir tavır sergiledi. Ben de iblisin selamını dedim, ben şu ana kadar hep bir tokatla aldım ve senden de bir tokatla bu selamı alıyorum dedim ve bir tokat attım kişiye. Deşiren elemanı kendine geldi zıplayarak. Bahadır ismi, Bahadır dedim, sana tokat vurduğumu hatırlıyor musun? Hayır dedi hocam, sadece yüzümde bir yanma var ve kenardaki bizim şarlatan spiker de zıpladı havaya. Hocam çıktı mı çıktı mı dedi. Hayır dedim, daha yeni başlıyoruz. Bir daha okudum ben sözleşmeyi ve bir kez daha devreye girdi ve yarım saate yakın bir konuşmadan sonra bedeni terk etti.
Dedim arkadaşlar geçmiş olsun, olayınız bitmiştir. Kendinizi kontrol edin. Geçmiş olsun. Hocam dedi biz bir kontrol edelim, gidelim. O arada gitmişler bu görüntüyü bizden Erol Tanguk döverek cin çıkardı diye Ereğli Cumhuriyet Savcılığı'na vermişler. Sonra tekrar geldiler. Hocam dediler biz ücret ödemek istiyoruz. O zamanın parası 400 lira bir ücreti bana verdiler. Peki dedim. Bunlar kapıdan çıktılar. Arkasından polisler geldi. Sen dediler işte döverek cin çıkarmışsın, kişilerden para almışsın diye. Bizi tutukladılar. Kelepçeyi vurdular. O internetteki kelepçeli fotoğraf o an spor salonundan çıkarkenki fotoğraftı. Savcıya çıktım. Dedi hoca sen ne yapıyorsun? Ben dedim böyle böyle insanlara bu konuda rahatsızlık yaşayanlara yardımcı oluyorum. Dedi başka yaptığın seanslar var mı? Evet dedim ben bu konuda bu ilimle yardımcı oluyorum. Tutuklandık. Cezaevine girdik ve ben bir savunma yazdım. Tabii bu arada benim bilgisayarımdaki birçok görüntü incelendi. Savcı tekrar çağırdı. Dedi ki başka dedi yaptığın seanslar var mı dedi. Bütün senin seansı aldıklarını görüştük. Senin hakkında hiçbir şikayet dedi yok. Evet dedim başka seans aldıklarım da dedim var. Tabii bunu deyince savcı bey mecburen işlemi büyütmek zorunda kalıyor. Çünkü başka seansı aldıklarım var dediğim anda hepsinin bir araştırması yapılması gerekiyor ve beni ağır cezaya sevk etti. Bir ayda ağır cezada kaldık. Sonra bütün videolar incelendi, bütün seanslar incelendi. Ağır cezariyesinin aynen şöyle kullandığı bir tabir var beraat dosyamda. Erol Tanguk'un yaptığı bütün seanslar incelenmiştir. Hiçbir dini inanç ve duygu istismarına rastlanmamıştır. Deşifrenin şikayet konusu olayda da deşifrenin elemanının Erol Tanguk'a iblisin sana selamı var demesi üzerine Erol Tanguk'un şahsa tokat attığı gözlenmektedir. Beraatına karar verilsin ve beraat ettik ve ağzımızın akıyla çıktık. Bütün olay bundan ibaret. Daha sonra benim beraatımdan sonra deşifre programı bunu televizyonda yayınladılar. Ve işte dediler döverek cin çıkarıyor falan filan. Döverek cin çıkarma olayı şöyle. Evet döverek bir cin çıkar mı? Bu önemli bir soru. Vücut içine bir cin yerleştiğinde o kişinin bedeninin içine girmiş olur. Yani onun ruhunun bir parçası veya o bedeni paylaşan bir enerji olur. Yerleştiği bölgeye vurduğumuzda o cin orada rahatsız olur ve konuşmaya başlar. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde elleri bağlı bir meczubu getiriyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Konuşamıyor üstelik çocuk. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dizlerinin üzerine oturttun diyor, sırtını açtırıyor ona. Ve iki kürek kemiğin ortasına vurmaya başlıyor. Sahabi diyor ki Allah Resulü o kadar çok hızlı vuruyordu ki biz onun koltuğunun altını görüyorduk. Ve vururken de diyor ki çık ey Allah'ın düşmanı. Bir sene sonra çocuğun ağzından bir şey fırlayıp gidiyor. Ve o çocuk o zamanın en akıl ve kemal sahibi insanlarından birisi oluyor. Şimdi dikkat edilecek mevzu şu, gerçekten bilinçli yapıldığında vücut içerisinde cinin nereye yerleştiğini veya girdiğini bildiğinizde fiziki temas ve müdahale onu orada konuşturabilir. Ama kesinlikle bu bilinçsiz yapılmaması gerekiyor. Bu konuda açıklamak zorunda kendimi hissettiğim için bu mevzuyu da açıklamış oldum. Bizi izleyen, dualarıyla destek olan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim sizleri ve bizleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olan, sünnet-i seniyye çizgisinden ayrılmayan, Kur'an'ın evamirine ve yasaklarına itaat eden kullarından eylesin. Ve Rabbim razı olduğu, sevdiği ve ona şükreden bir kulu olmadan bizleri dünyadan almasın. Allah'ın selamı ve rahmeti, bereketi üzerinize olsun ve üzerimize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizden Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la
Thank you.